Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten katları tek tek sayılan ve yapım aşaması da çok kolay, inanılmaz lezzetli bir börek tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden böreğin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Bunun için yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya ekleyip şöyle spatula ile maya eriyene kadar öncelikle karıştırıyorum. Spatula ile şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurtayı ekleyip tekrar biraz karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Bütün malzemeleri karıştırdım ve biraz un ekliyorum. Eklediğim unun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve daha sonra spatula ile hamuru şöyle biraz toparlayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduktan sonra bardağın dibinde kalan 1-2 damla sıvı yağ damlatıp üzerine sürüyorum. Bunu yapmamın nedeni kapağı hamur fazla yapışmaması. Daha sonra üzerine bir kapak kapatıp 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet orta boy yemeklik doğradığım kuru soğanı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanın içerisine 1 tatlı kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum. Salçayı şöyle 1-2 defa döndürdükten sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Benim kullandığım salça, ev salçası biraz katı olduğu için içerisine yarım su bardağı su ekliyorum ve tekrar kavurmaya devam ediyorum. Salça ve soğan güzelce kavrulduktan sonra içerisine haşlayıp küçük küçük doğradığım 4 adet büyük boy patatesi ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Patatesi de ekleyip şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır, soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Üzerini açıp şöyle biraz kasenin içerisinde havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamuru elimle göz kararı bezelere bölüyorum. Toplamda 6 büyük, bir tane de küçük beze yapıyorum. Eğer siz isterseniz 9 eşit bezi yapıp 3 tanesini birleştirip büyük bir beze yapabilirsiniz. Bütün bezeleri yaptıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim ve öncelikle biraz yaptığım büyük bezenin üzerine döküyorum. Yaptığım büyük bezenin altını üzerini biraz yağladıktan sonra bir kenara alıyorum ve daha sonra küçük bezeleri açmaya başlıyorum. Küçük hamurları şöyle parmaklarımın ucuyla yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum ve yağladığım tabağın içerisine alıyorum. Bütün hamurları bu şekilde parmaklarım ucuyla açıp üst üste gelecek şekilde hepsinin arasında yağlıyorum. En son hamuru da ekleyip üzerini yağladıktan sonra büyük hamuru da şöyle parmaklarımın ucuyla biraz genişletip üzerini yağlıyorum ve üzerlerine bir poşet kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra büyük hamurun üzerine biraz yağ gezdirip parmaklarımın ucuyla açmaya başlıyorum. Hamuru açarken arada bir ters düz ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamur çok kolaylıkla açılıyor. Hamuru açarken arada bir kaşıkla yağ karışımından sürüyorum. Evet, oklava, merdane kullanmadan saniyeler içerisinde sizin de gördüğünüz gibi hamur açıldı. Açtığım hamurun üzerine şöyle biraz yağ gezdirdikten sonra küçük bezelerden bir tanesini alıyorum ve onun üzerinde yağlıyorum. Tekrar bir tane beze daha ekliyorum. Onun üzerinde yağlıyorum. İkinci kat hamurun üzerine hazırladığım iç harcından ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra şöyle kaşığın tersiyle düzeltip tekrar üzerine bir hamur daha kapatıyorum ve üzerini yağlayıp tekrar iç harcından ekliyorum. Bu yaptığım işlemi 4 hamura da yapıyorum. Yani en alttaki 2 tanesinin arasına iç harcı koymadım. Daha sonrakilerin hepsinin arasına iç harcından ekliyorum. Hamurları koyduktan sonra mutlaka üzerini yağlayıp daha sonra iç harcından ekleyelim. Evet, 4 kat iç harcından sonra sonuncu hamuru da ekliyorum ve onun da üzerini yağlıyorum. En alttaki hamuru da şöyle biraz yağladıktan sonra bir bıçak yardımıyla 6 eşit kesik açıyorum. Bıçakla kesikleri açtıktan sonra her kestiğim parçayı üzerine kapatıp şöyle parmaklarım ucuyla açıyorum ve aralarını yağlıyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi böreğin yapımı gerçekten çok kolay. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, bütün katları üst üste gelecek şekilde kapattıktan sonra şöyle elimle bastırıp yağlı kağıt serili tepsinin içerisine alıyorum. Tepsiyi aldıktan sonra şöyle avucumla bastırıp tepsinin genişliğinde böreği açıyorum. Şöyle elimle bastırıp düzelttikten sonra kalan tereyağını bir tabağın içerisine aldım ve bir yumurtanın sarısı, bir çay kaşığı pul biberi karıştırıp böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Gerçekten bu hazırladığımız karışım böreğimizin lezzetine lezzet katacaktır. Ama tabii ki de isterseniz pul biber eklemeye de bilirsiniz. Böreğin her tarafını sosladıktan sonra şöyle parmaklarımla böreğin üzerine bastırıyorum. Parmaklarımla bastırdıktan sonra dilimlere bölüyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz ve daha sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem gözüküyor. Şöyle bir bıçak yardımıyla dilimlerin üzerinden geçiyorum. Börek henüz çok sıcak. Benim zamanım olmadığı için sıcak sıcak dilimlere böldüm. Ama eğer sizin zamanınız varsa biraz soğuduktan sonra dilimlere bölmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi börek henüz çok sıcak ama elimden geldiği kadar size iç dokusunun ne kadar güzel olduğunu göstermeye çalışacağım. Çıtır börek değil de şöyle yumuşak, pufuduk börek sevenler bu tarif tam sizin için. Bu böreği bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp tepsiye dizin ve yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.